Ekonomimize hoş geldiniz. Ben İrfan Donater, çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün ayçiçek yağından sonra çok gündem olan, sıradaki belki de ürün diyebileceğimiz şekeri biraz konuşacağız. Çünkü fiyat ve stok tartışmalarının gölgesinde bir şeker sektörü şu anda mevcut. Bu konuya biraz değineceğiz. Türkiye'nin pancar şekerinde arz, talep, stok dengesini ve fiyatların seyrini biraz ele alacağız. Şeker piyasasına dış ticaret dengeleri açısından da bakacağız. Aynı zamanda Türk şekerin konumunu, piyasadaki etkisini de biraz değerlendireceğiz. Ve tabii ki de yeni döneme dair, yeni sezona dair riskleri, uyarıları, önerileri biraz dinleyeceğiz. Kiminle birlikte? Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'la birlikte. Hüseyin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun İrfan Bey, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum bu vesileyle. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi şeker konusu tekrar gündeme geldi diyorum. Tekrar dememin sebebi de şu: bizleri takip edenler iyi kötü hatırlayacaktır. Bundan 4-5 ay önce sizinle bir yayın yapmıştık. O yayında da üretim tarafındaki sıkıntıların, arzdaki daralmanın farklı nedenlerle olduğuna dikkat çekmiştiniz. Fiyat hareketlerine dikkat çekmiştiniz. Önümüzdeki döneme dair riskler var diye uyarıda bulunmuştunuz. O günden bugüne geldiğimizde aslında söylediklerinizin büyük çoğunluğu da çıktı, yaşanıyor şu anda. Ama tabii kafalar biraz karışık. Dolayısıyla herkesin anlayacağı dilden sektörde ne oluyor, ne bitiyor biraz sizden dinleyelim istiyoruz. İşin hem üretim hem de sanayi tarafında olduğunuz için. İsterseniz önce bir arz tarafıyla, üretim tarafıyla başlayalım. Çünkü TÜİK'in verileri de zaten şeker pancarı üretiminde 2021 yılında bir kayıp olduğunu, %20 yakındı yanlış hatırlamıyorsam, bitkisel üretim tahminlerinde bir kayıp olduğundan bahsediyordu. Bu şeker üretimine ne kadar yansıdı, ne kadarlık bir aslında üretim kaybımız var? Oradan başlayalım, sonra da diğer noktalara geleceğiz. Evet İrfan Bey, biz tabii bu işin içerisindeyiz. Gecemiz gündüzümüz hep bu işle geçiyor. Ve gerek güncel sorunları gerekse geleceğe dair sorunları da hissediyoruz ve bunlarla ilgili çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu konuda dilimiz döndüğünce de önerilerde bulunuyoruz. Şimdi aslında bazı konular birbirine karıştırılıyor. Mesela 2020 yılında Türkiye'de şeker pancarı üretiminde ve şeker üretiminde tarihi rekorlar kırıldı. Yani 23 milyon ton şeker pancarı üretildi, 3 milyon tonu aşkın şeker üretildi. 2020 yılı üretim dönemi için geçerli bu. Tabii bu üretilen şeker 2021 yılında, yani 2020 yılında da satılmaya başladı ama ağırlıklı olarak 2021 yılında satıldı. 2021 yılında üretilen pancarla üretilen şeker 2020'ye göre çok farklı arz etti. Özellikle 2021 yılında yaklaşık %20 seviyesinde üretimde bir düşüş meydana geldi. Yani 23 milyon tonluk pancar üretimi 18 milyon tonun altında gerçekleşti. 17 milyon 800 bin gibi bir rakama tekabül ediyor. Ve bunun sonucunda bir önceki yıl 3 milyon tonu aşan şeker üretilmesine rağmen 2021 üretim döneminde 2 milyon 469 bin ton şeker üretildi. Yani bir önceki yıla göre neredeyse 600 bin ton eksik üretilmiş oldu. Biz bunlara aslında dikkat çekmiştik ve tedbir alması gerektiğini söylemiştik. Ama tabii yani tedbir alma konusunda biz yine kendi gücümüzle elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şimdi gelinen tablo itibariyle yani bu üretim problemi sonuçta Türkiye'nin tüketimini de etkiliyor. Türkiye'deki üretim durumu bu şekildeyken bir de belki dünyadaki ile ilgili de bir değerlendirme yapmakta fayda var. Buyurun. Yani bizde durum böyle ama dünyada nasıl diye bakacak olursak, dünyada 2020 yılında 171 milyon ton şeker üretilmişti ve tüketim de 170 milyon ton seviyesindeydi. 2021 yılında dünyada aynı Türkiye'deki gibi bir düşüş oldu, üretimde bir düşüş oldu. 169 milyon ton şeker üretildi ama tüketimde 174 milyon ton oldu. Dolayısıyla 5 milyon tonluk bir açık meydana geldi. Dünyada da şekerin aslında durumu, pozisyonu bu. Ve dünyada son 3 yılda şeker üretiminde üst üste düşüşler yaşandı. 3 yıl süresince şeker üretimi dünyada düşmüş oldu. Şimdi gelinen bu tablo karşısında tabii sorun sadece bizde değil, dünya genelinde de bir sorun var. Ama biz öncelikle kendi derdimizi çözmemiz lazım.
bu konuda çözümler üretmemiz lazım. Dünyaya da bu manada katkımız olursa o tabii işin daha güzel bir tarafı olur. Şimdi benim anladığım kadarıyla burada tartışma genelde yani fiyat ve stok odaklı piyasada şu anda sektörde. Yani fiyatlar tartışılıyor, bir taraftan da stok, erişilebilirlik, bulunabilirlik tartışılıyor. Ama sizin dediğinizden yola çıkarak şeker üretiminde de 2.4 milyon tonun civarında bir üretimden bahsettiniz 2021 sezonu için. Kotaya bakıyorum 2.6 milyon tonlar. Dolayısıyla zaten orada bir 160-170 bin tonluk bir açığımız var diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Üretim açığı meydana geldi. Yani kotayı, Türkiye kotayı dolduramadı. 2 milyon 632 bin tonluk pancar şekeri kotasını dolduramadı. 164 bin ton eksik üretim gerçekleşti. Bu arada tabii bazı fabrikalar üretim fazlası gerçekleştirdiler. Onlar 50 bin ton civarında fazla bir üretim yaptılar. C şekeri üretimi yaptılar. Şimdi Türkiye'deki sorunun kaynağı bu eksik üretimin yanında başka bir takım hususlar da var. Onların da ifade edilmesi gerekiyor. Meseleyi doğru ortaya koymak ve çözümleri ona göre üretmek açısından bunlara ihtiyaç var. Bir diğer husus Türkiye'de hatırlayın Kasım ayında biz program yaptığımızda Türkiye'deki şeker fiyatları dünya şeker fiyatlarının gerisinde kalmıştı ve tarihinde ilk defa böyle bir sorun yaşanmıştı. Şimdi bu şekilde olunca dahilde işleme rejimi kapsamında üretim yapan sanayi kuruluşları hep yurt dışından C şekeri getiriyorlardı ve bunu kendi üretimlerine kullanıyorlar ve bu ürünleri ihraç ediyorlardı. Türkiye'deki fiyatlar, şeker fiyatları dünyanın gerisinde kalınca artık dünyadan dışarıdan şeker alma konusundan vazgeçtiler ve yaklaşık 200 bin ton civarında bir şeker yurt içi üretimden karşılanmaya başlandı. Yani 164 bin, bin tonun eksik üretimin yanında 200 bin ton gibi bir dahil işleme rejimi kapsamı için tahsis edilmesi gereken şeker yurt içi üretim meydana geldi. Onun dışında bizim tespitlerimize göre nişasta bazlı şeker dünyada mısır fiyatları çok artınca nişasta bazlı şekerin fiyatları da arttı. Öyle olunca yurt içinde biz pek aslında şikayetleniyor idik. Bunlar işte kota fazlası üretim yapıyorlar, yurt dışına satıyorlar diye. Şimdi o da 2021 yılında kendiliğinden ortadan kalktı. Nişasta bazlı şeker de yurt dışına satılmaya başlandı. Oradan da bir açık oluştu, şeker açığı oluştu. Bir diğer husus, özellikle bu Rusya-Ukrayna krizinden sonra Rusya'da ve Ukrayna'da fabrikalar üretim yapmamaya başladılar. Ve bunların üretimleri Türkiye'ye kaydı. Türkiye'ye kayınca tabii ham madde olarak da özellikle içecek grubunda ve şeker kullanılan ürünlerde yurt içi şekerden bu ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Oradan da yine bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bütün bunlar üst üste konulduğunda yani eksik üretim, işte dahili işleme rejimci kapsamında ithal edilmeyen şeker, onun dışında işte fazla üretimde kullanılan şeker, nişasta bazlı şekerde meydana gelen açık hepsini üst üste koyduğumuz zaman artması. Türkiye'de iş talep arttı ama bunu karşılayacak bir üretim gerçekleşmemiş oldu. Bizim hesaplamalarımıza göre mesela Türkiye'nin günlük şeker tüketimi 7500 ton iken bu son aylarda 9000-9500 tona çıktı. Böyle olunca da yaklaşık Türkiye'de kampanya dönemi sonuna kadar 500 bin ton civarında bir şeker ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. İşte bunlar bir açıktan tabii bahsediyoruz. Biraz yani 500 bin ton açıktan bahsediyoruz. 500 bin ton açıktan bahsediyoruz. Bunlar tabii piyasada hareketlenmelere sebebiyet verdi. Bunların yanında piyasanın hareketlenmesinde etkiden bir takım hususlar daha var. Onları da ifade etmemde fayda var. Özellikle Türk şekerinin uyguladığı fiyat politikası sektörden tamamen ayrıştı. Fiyat politikası ve satış politikası sektörden tamamen ayrıştı. Yani şöyle söyleyelim, hafızaları canlandırmak açısından Ekim ayında sektördeki diğer kuruluşlar, kooperatif kuruluşları ve özel sektör kuruluşları 3 yıllık fiyat baskısını artık tahammül edemeyeceklerini ifade ederek zam yapmak mecburiyetinde olduklarını söylediler ve Ekim ayında %25 zam yapıldı. Kasım ayında tekrardan %15 zam yapıldı. Ortalamayı söylüyorum ben, herkesinki birebir aynı değil. Değişik rakamlar var ama ben ortalamayı söylüyorum. Ama Türk Şeker bunda ısrar etti
Mesela 50 kiloluk torba şekeri 212 liradan satmaya devam etti. Mesela o tarihlerde Kayseri şekerin torba satış fiyatı 302 lira idi. Arada büyük bir fark, fiyat farkı meydana gelince bütün sektör, yani şeker ihtiyacı olan bunun küçük imalatçısından büyük sanayicisine varıncaya kadar, marketçilere varıncaya kadar, perakendecilere varıncaya kadar hepsi Türk şekere yöneldiler. Türk şekerden ihtiyaçlarını temin etmeye, ucuz şeker almaya çalıştılar. Türk şeker de piyasanın bu ihtiyacını karşılayamadı. Yine hatırlayın, bundan dolayı Kasım ayında raflarda bir şeker krizi yaşandı. Böyle olunca Türk şeker kendisini sınırlandırdı, perakendeyle sınırlandırdı. Halbuki o tarihe kadar perakendenin şeker sektöründeki tüketim payı %15 idi. Türk şekerin üretim payı da %36 idi. Yani %36'lık bir payı %15'le sınırlandırdığınız zaman piyasada otomatikman bir açık meydana gelmesi kaçınılmazdı. Ve işte marketlerin ihtiyacını karşılayacağız diye bu sefer sanayicilerin panik yaşamasına, imalatçıların panik yaşamasına sebebiyet verildi. Şimdi ve aslında burada sonucunda %36'lık pay, üretimdeki pay o zaman perakendeye kaydı. Şu anda perakendede %36 pay mı var? Öyle mi anlamak lazım? Türk şekeri. Perakendede %15'lik pay şişti. O da %30 seviyesine çıktı. Çünkü orada artık herkes marketlerden şeker toplamaya başladı ihtiyacını karşılayabilmek için. Yani bireysel tüketicinin dışında da imalatçısı, şekercisi, onlar da artık perakendeden, Türk şekerden daha ucuz mal almak için perakendeye yöneldi diyorsunuz. Tabii küçük imalatçılar, özellikle küçük imalatçılar bu ihtiyaçlarını marketlerden, market raflarından karşılamaya başladılar ve bizim yine tahminlerimize göre bu sektör %30'a çıkmış oldu. Yani böyle yeni bir aslında sektör doğdu. Marketlerden şeker toplayıp bunu işte gerek imalatta kullanan gerekse 50 kiloluk torba haline getirip satan bir sektör ortaya çıktı. Yani garip şeyler oldu dolayısıyla sektörde. Tabii bu fiyat baskısı, Türk şekerin fiyat baskısı bu kaosa sebebiyet verdiği kanaatindeyim ben işin doğrusu. Şimdi bunun tabii bu şekilde yaşanıyor olması paniğe sebebiyet veriyor. Sanayicilerde bir dönem sanayicilerde, bir dönem perakendecilerde paniğe sebebiyet veriyor. Ve aslında bu kadar bir kaosun yaşanması gerekmezken yani maalesef bu kaos yaşandı. Şimdi Türkiye'nin bu konuda bilmeyenler için hatırlatalım. Şu an itibariyle Türk Şeker'in internet sitesinde gördüğüm KDV dahil kilogramı 5 lira 90 kuruş. Yani 50 kiloluk çuval kabaca söylüyorum 300 liradan şu anda satılıyor Türk Şeker'de. Tabii bir imalatçı, bir sanayici, gıda sanayicisi, şekerleme, unlu mamul fark etmez. Gidip almaya kalksa onu alamıyor ama fiyat perakende tarafında en azından 50 kilogram çuvalda 300 lira. Özel sektör ve kooperatiflerde şu anda ne kadar aynı çuval? Kayseri Şeker olarak biz en yüksek sattığımız fiyat 570 TL çuval fiyatı, 50 kiloluk çuval fiyatı. Ama bu sektörde şu anda maalesef 700 TL seviyesinde bazen 700'ü geçtiği oluyor. 700'ün altında rakamlar olabiliyor ama ortalama 700 TL seviyesinde 50 kiloluk şeker çuvalları satılıyor, şeker torbaları satılıyor. Yani sektör maalesef böyle bir duruma geldi. Çünkü bir panik yaşanıyor. Öyle ki, bakın öyle şeyler yaşıyoruz ki, hiç şimdiye kadar bizim müşterimiz olmamış, bizimle alışveriş yapmamış kuruluşlar bizim hesaplarımıza para gönderiyorlar. Diyorlar ki bizim şu kadar şekere ihtiyacımız var, bunu gönderin. Fiyat bile sormuyorlar. Ama biz tabii kurumsal anlayış çerçevesinde bu tür şeylerde öyle fırsatçılık falan gibi yapmak anlayışında olmadığımız için ya parasını iade ediyoruz ya da bizim satabilecek durumdaysak ki bizim sadık müşterilerimiz var, sanayi kuruluşları var, büyük sanayi kuruluşları yıllardır bizden şeker ihtiyaçlarını temin ediyorlar. Ve biz bunları öncelikli olarak karşılamak durumunda kaldık. Ve şunu da belki bu noktada parantez içinde söylememde fayda var. Sanayi kuruluşları, bizimle çalışan sanayi kuruluşlarının biz kampanya dönemi sonuna kadar şeker ihtiyaçlarını, bağlantılarını yaptık. Onlar ödemelerini yaptılar, faturalarını kestik ve onların kampanya dönemi sonuna kadar bir şeker ihtiyacı olacağını düşünmüyorum bizimle çalışanlar açısından. Ama başkaları için ne olur bilmiyorum. Şimdi bunların yanında aslında tabii çeşitli Türkiye'nin çözüm üreteceği hususlar var. En başta mesela iki gün önce Tarım Bakanlığımız
ilk defa, tarihinde ilk defa bir C şekerinin satışıyla ilgili bir karar verdi. O da şu, C şekerinin yurt içinde A şekeri gibi satılabileceğine dair izin çıkarttı. Yani ihraca yani giden fazla... ya da dahilde işleme rejimi kapsamında olan C şekerden bahsediyoruz. İç piyasada evet. Şu anda verilebilir hale geldi. Tabii yani fazla bir rakam değil, 50 bin ton civarında ama olsun, yine bir faydası olur düşüncesiyle bunun yurt içinde satılabilip kullanılabilmesine izin çıkarıldı. Onun dışında hiçbir üründe yok ama şeker sektöründe emniyet stoku var. B şekeri dediğimiz emniyet stoku. Bu da aşağı yukarı Türkiye'de 130 bin ton civarında bir rakama tekabül ediyor. Bu 130 bin ton B şekerinin de satılmasının ileriki tarihlerde ihtiyaca göre gündeme geleceği kanaatindeyim. Yani bunlarla aslında sorun bir nebze dengeye getirilebilir, sorun çözümlenebilir. Ama burada tabii özellikle sadece perakendeyle sınırlanma noktasından vazgeçilmesi lazım. Küçük imalatçıların ihtiyaçlarının da belli ölçülerde karşılanması lazım Türk Şeker tarafından. Bir de Türk Şeker'in fiyat baskısını ortadan kaldırarak sektörün güncel fiyatına yaklaşması lazım. Ben bunu söylerken 700 liraya çıksın anlamında söylemiyorum ama kooperatif kuruluşları, Kayseri, Konya, Amasya gibi kooperatif kuruluşları bu konuda daha dikkatli davranıyorlar. Ve bizim fiyatlarımız işte 570 TL seviyesinde. Hiç olmazsa Türk Şeker de fiyatı bu noktaya getirebilir. Aslında buna zorunlu bir ihtiyaç da olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türk Şeker düşük fiyattan şeker satarak zarar, büyük zarar ettiğini düşünüyorum. Tam da onu soracaktım. Aslında şu anda o 300 liraya sattığı 50 çuvallık şekerin, kilogramlık şekerin maliyeti ne kadar ortalama? Tabii fabrikadan fabrikaya değişir ama. Fabrikadan fabrikaya değişir. Bizim şu andaki yani bütün giderlerimizi dahil ettiğimiz zaman aşağı yukarı 6500 TL'ye geliyor. Yani bu torba fiyatı olarak yani 20'ye bölmek gerekiyor. 6500 tonundan mı bahsediyoruz? Evet, ton fiyatı. 650 lira 100 kilogramı dersek de işte böldüğümüz zaman 325 evet. Liraya mı geliyor maliyet? Evet, 325 lira gibi bir rakamı. Şimdi tabii bunu sormamın... Bir yanlışlık oldu orada. Yanlış ifade ettim galiba. Yani bizim maliyetlerimiz... Ya da kilogram bazında da söyleyebilirsiniz, fark etmez. Evet, kilogram bazında söyledik. Yani bizim maliyetimiz 6500 seviyesinde. Dolayısıyla Türk Şeker'in de maliyetinin bundan aşağı olması söz konusu değil. O nedenle Türk Şeker'in zarar üzerinde satış yapmaktan vazgeçip fiyatını güncellemesi lazım. Çünkü bu zararına satış sonuçta hazineden karşılanmak durumunda kalıyor. O da ayrıca bir yük getiriyor ve sektördeki dengeleri de bozuyor. Sektörün yani böyle yüksek kar etmek gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum ben ama zarar etmeden de bu işin sürdürülebilir şekilde yürütülmesine ihtiyaç var. Bunu zarar ederek, sürekli zarar ederek yapması mümkün değil. Belli bir dengede bu işin yürütülmesi lazım. Şimdi... Hem ülkemizin ihtiyacının karşılanması ve sektördeki kaosun ortadan kalkması açısından da buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Son 1,5 dakika, 1 dakikaya girdik Hüseyin Bey. Şimdi yeni üretim sezonu 15 Eylül. Daha yaklaşık 6 ay var neredeyse. Mevcut tablo böyle giderse fiyatların seyri ne olur? Özellikle ben Temmuz Ağustos'u, yani hemen üretimden önceki aylar çok daha kritik artık. Çünkü stokların da sonuna gelindiği dönem ki açık var diyoruz. Nasıl bir seyir bekleniyor? Bunu şuna da bağlayacağım. Avans fiyatlar Türk Şeker 800'den 1000 liraya çıkarttı. %25 arttırdı. Ekil işleri, üretimi nasıl etkiler? Çiftçi motive mi şu anda fiyatlara? Tabii geçen seneki fiyat 420 idi. Şimdi önce bu konuda biz harekete geçtik. 720 gibi bir fiyat açıklamıştık. Arkasından diğer fabrikalar bunu 800 olarak açıkladı. Biz de güncelledik 800 lira olarak. Ve arkasından da Türk Şeker 800 lira yapmıştı. Ama bu artışlar, özellikle enerjideki artışlar, işte motoründeki artışlar, elektrik fiyatlarının artması, gübre fiyatlarının çok yükselmesi, fahiş bir şekilde artması, bütün bunlar çiftçinin maliyetlerini oldukça olumsuz etkilediği için biz de çiftçinin kazanabileceği bir rakam olarak
1000 lira olarak açıklamak durumunda kaldık. Türk Şeker de açıkladı. Şimdi bizim bölgemizde çiftçilerimiz bu işe sonuna geldik. Yeterince motive ama Türk Şeker açısından durumun ne olduğunu ben bilmiyorum işin doğrusu. Onlar bu konuyu kamuoyuyla paylaşmadıkları için. Yani Türkiye'de eğer bu fiyattan çiftçi pancarını eker bizim bölgelerimizde Türk Şeker de ektirebilirse önümüzdeki sene için sorun yaşanmaz. Evet. Ama oradaki durum netlik kazanır da belli olursa, en azından şimdi belli olursa belki biz farklı çözümler üretebiliriz. Evet. İlave çiftçilerimize ilave kotalar verip üretim yaptırabiliriz. Türkiye'nin ihtiyacını karşılama noktasında hareket peki. edebiliriz. Ama peki. sektörde bilgi akışının biraz sağlıklı yürümesine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Bugün Kayseri Pancar Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte şeker piyasasındaki gelişmeleri konuşmaya çalıştık. Tıpkı ayçiçeği ekilişleri gibi pancar ekilişleri de başlıyor. Dolayısıyla çiftçinin hakikaten burada motivasyona ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var ki gelecek sezon, en azından gelecek yeni üretim yılında biz bu krizi, bu riski yine konuşmayalım diye. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.